Bu köprümüzü su aldı. Daha önceden kendi çabamızdan yaptığımız ağaç köprümüzü. Ben bu köprüyü yapmak için çok yerlere, Giresun'a, Piraziz'e, Bozat Belgesi'ne müracaat ettim. Hiçbir taraftan sizin belediyeniz var diye hiçbir kimseden yardım alamadım. Tüm buraya doğru olan yeri olan arkadaşlara dedim ki arkadaş ben buraya iyi kötü bir köprü yapmaya uğraşıyorum. Bana yardımcı olun dedim. Bana hiçbir kimse yardımcı olmadı. Ben de buna sebepten bu kapıya köprüye kapıyı takmak mecburiyetinde kaldım. 25 bin lira para harcadım. Hiç kimse yardımcı olmadığı için ben de kendim yani çabamla yaptığım için kimse dedim benim köprüden geçmesin suya vursun dedim geçsin dedim. Kapıdan şu anda şimdi tek şu komşum geliyor. Yani arkadaşlarım, misafirlerim gelip gidiyor. Başka kimse gelmez buraya. Geçmez yani. Geçse de geri çeviririm yani. Şimdi öyle bir hastamız falan olsa bir acil yani yüklenip de hemen yola geçmeye bir bu kadarlık bir şeyimiz şansımız var Allah'ıma çok şükür yani. Ağaçtan bir köprü yaptık. Büyük bir sel geldi. O büyük sel köprümüzü bir gece aldı götürdü. Torunu biz demeyen de okula verdik. Bulanca okulduk. Üniversiteye verdik. Buradan sel gelince 3 gün evde kaldı. 3 gün okula gidemedi. Bir kimse bana yardım etmedi.